güzel bir pazartesi sabahından. Günaydın sevgili izleyenler. Haftanın ilk günündeyiz. Herkese güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve Sağlık, Yaşam ve Güzellik programı hoş geldiniz. Mayıs'ımızın birbirinden değerli doktorlarını konuk almaya devam ediyoruz. Ve yine bugün çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi Özel Grant Medikal Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Taylan Falay bizlerle birlikte olacak. Ve diyabet yani şeker hastalığı hakkında çok güzel, çok değerli, engin bilgileri bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, umarım siz de çok iyisiniz. Çok sağ olun, bizler deyiz. Önceki geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman davetimizi kabul ediyorsunuz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Hocam bugün diyabet hakkında çok güzel bilgiler vereceksiniz. Önceki diyabet nasıl bir hastalıktır, neler söyleyebilirsiniz? Diyabeti ele alırken aslında toplumda çok yaygın bir hastalık olduğu için defalarca ele alınmasında da yarar var diye düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü insanlar çok iyi bildiğiniz şeyleri düşünün. Çok iyi bildiğimiz şeyler genellikle çocukluk çağında bize öğretilen dualardır. Evet. Ya da çocukluk çağında yaşadığımız olaylardır. Hı hı. Neden bunlar çok yer ediyor ve çok iyi biliniyor? Çünkü zaman içerisinde defalarca tekrarlanıyor ve bu adeta özünüze işleniyor. Sizinle bir bütün oluyor. Evet. Şeker hastalığında süreç başladığı andan itibaren bir ömür boyu sizden beraber devam edecek olan bir şeyle karşılaşmışsınız demektir. Şeker hastalığının zaten en zor adımı, kişi tarafından kabul edilmesi en zor olan kısmı burası. Evet. Yani insanlar sağlıklı, sıhhatli, güzel günlerde yaşamayı hayal ettikleri için, ümit ettikleri için yaptıkları hata ne olursa olsun, kötü alışkanlıkları ne olursa olsun bunların kendisine asla bir zarar vermeyeceğini düşünürler. Kesinlikle. Ve ömür boyu sağlıklı yaşayacaklarını düşünürler. Biz de bunun böyle olmasını dileriz. Zaten hekimlikte de genel yaklaşım ikiye ayrılır biliyorsunuz. Bir kısmı koruyucu hekimliktir. Yani hastalık gelmeden önce ne yapılabilir araştırırız. Önlem almak için. Bir kısmı hastalık olmuştur. Bundan sonra ne yapılmalıdır ele alabiliriz. Ama şeker öyle bir hastalık ki geldikten sonra bile her aşamasında bir farklılık gösterebildiği için kişi kendisini sanki yeniden hasta olmuş gibi algılayabilir. Son birkaç gün içerisinde gördüğüm hastalarımdan mesela bir tanesinde ayaklarında oluşan küçük yaraları önemsememesi nedeniyle oluşmuş ciddi cilt ülserleri söz konusu. Bir diğerinde psikolojik desteğin de eksikliği nedeniyle ilacı reddetme, ben bıktım bu ilaçları kullanmaktan deyip hepsini birden bırakma ve sonrasında gelen ağır bir şeker yüksekliği hadisesi, bir ketoasidoz. Ama bütün bunlardan önce her şey yolunda giderken günün birinde bir farklılık hissetmeye başladığımız günler olur. Mesela uykumuz bozulur. Rahat uyuyamamaya başlarsınız ya da lüzumundan çok uyumaya başlarsınız. Bu belki bir şeker hastalığının size İlk haberidir. Evet, bir belirti olabilir. İlk haberi olabilir. Ya da her şeyi aynı devam ettirdiğiniz halde, yeme içme düzeninizde, yaşamınızda bir değişiklik olmadığı halde beklenmedik kilo artışları ya da beklenmedik kilo kayıpları olmaya başlayabilir. Bir şeyler değişiyor vücutta tabii. Evet. Bir gece rahat yatıp uyuduğunuz günün ertesinde sanki ağzınızda kuruluk hissetmeye başlarsınız. Artık o sizin için yeni bir dönemin habercisi olabilir. Basit bir ağız kuruluğu, sık sık su içme arzusu ya da sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmeye başlamanız. Ama şunu hemen de araya sıkıştıralım. Her çok su içen de şeker hastası değildir. Her sık tuvalete giden de şeker hastası değildir. Çok uyuyan ya da çok uyuyamayan, kilo alan ya da kilo alamayan ya da kilo veren kişiler de mutlaka şeker hastasıdır demek değildir. Tabii direkt böyle bir durumda zaten bir uzman kişiye görünmesi gerekiyor değil mi? İşte işin püf noktası zaten orada. Bazı kişiler için hiçbir uyarıya, hatta belirtiye, çok ihtiyaç bile, olabilirdi, tabii, ihtiyaç bile hissetmeden
Şeker hastalığı başlamış gelişmiş ve zarar vermeye başlamış olabilir. Sessiz şeker hastalığı, sessiz periyot. Bir belirtili olan var, bir de belirtisi olan var. Tabii ama aslında onun uyarısı nesiller öncesinden verilmiştir. Şeker hastası bir nesilden gelmektedir kişi. Büyük annesinde, büyük babasında ya da halasında, teyzesinde. Genetik dediğimiz durum değil mi? Birilerinde şeker hastalığı vardır. Varsa. Bu bir genetik geçiştir. Genetik geçiş kişide kendisi farkına bile varmadan bir takım değişiklikler yapmaya başlamış olabilir. Hocam bu değişiklikleri de beklememek gerekiyor halde. Ailede birilerinde böyle bir rahatsızlık varsa daha öncesinden en azından kontroller yapılması, tahliller yapılması gerekiyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Yani evinizi su basmadan da musluklarınızın açıp kalıp kalmadığını kontrol etmek elinizde. Kesinlikle. Ocakta bir şey bırakıp bırakmadığınızı, evden çıkarken kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizi kontrol etmek elinizde. İnsan vücudu bu kontrollerden azade değil. Yani biz kendi vücudumuzu da her gün kontrol etmek durumundayız. Kesinlikle. Yediğimiz, içtiğimiz şeylere nasıl gözümüzle bakıyor, burnumuzla kokluyoruz, dilimizle tadına kesinlikle bakıyoruz ve kötü bir şey görürsek onu vücudumuza almaktan, yemekten vazgeçebiliyoruz. Herkes ya da vücudunun farkındadır zaten. Tabii miadı geçmiş, kullanma zamanı geçmiş bir şeyi alıp da soframıza getirmiyoruz, çoluk çocuğumuza yedirmiyoruz. Bunlara ne kadar dikkat ediyorsak, eğer şekerli bir sülaleden geliyorsak hiçbir belirti beklemeksizin daha öncesinde zaman zaman bir hekime başvurup şeker kontrollerini yaptırmamız lazım. Evet. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Bazen hekime bile belki ihtiyaç yok. Çünkü çağımızda öyle bir yaygınlaştı ki kişisel sağlık. Evde kendi şekerinizi kendiniz ölçebilirsiniz. Tabii ki artık. Bütün mesele şurada. Şeker hastası olduğu halde hala şekerin ne zaman ölçüleceği hakkında bilgisi olmayan hastalarımız var. Evet. Ya da kendisine insülin verilmiş, bir müddet insülin kullanıp bundan vazgeçmiş veya bir şekilde bırakmış hastalarımızın insülini nasıl kullanacağı, ne zaman yapacağı ya tam da insülin kullanırken şekeri ne zaman ölçeceği hakkında bile bazen bilgisinin eksik olduğunu, hatta hiç olmadığını görüyoruz. Hocam peki çok tehlikeli değil mi insüline başladıktan sonra bunu tamamen kesmek, bırakmak? Şimdi burada ikili bir zorluk var Belgin Hanım. Birisi biz hekimlere ait olan bir eksiklik ve zorluk var. İkincisi hastalarımıza ait olan bir zorluk ve eksiklik var. Açalım bunları isterseniz. Tabii buyurun. Bir işi nasıl yapılacağını göstermeden, kişinin bunu zaten bildiğini kabul ederek o kişiye bu görevi verirseniz çıkacak sonuca katlanmak durumundasınız. Evet. Hadi şu camları siliverdin sıradan bir kişiye. Eğer basit bir cam silme gibi bir olayda bile kişinin ön bilgisi yoksa o camın nasıl silineceği hakkında çıkacak sonuçtan hiç de emin olamazsınız. Evet. Lekeler kalacaktır, kalabilir, izler kalabilir, her şey biter, parmak izlerini görürsünüz, cam silinmiş, kenarları alınmamış olabilir, dokunulmamış olabilir yeterince. Yani her ne olursa olsun camdan beklediğiniz o parlak, güzel, sanki yokmuş görüntüsü olmayacaktır. Şeker hastalığında da durum bu. Hastaya diyoruz ki reçetenizi yazdık, alın bunları kullanın. Ne zaman? Nasıl? Başka ilaç kullanıyor musunuz? Başka rahatsızlığınız var mı? Tabii bunlarla dikkat alınacak. Tabii ki eğer bunları sorgulamadan, ayrıntıya girmeden o kişinin, o bireyin bireysel fonksiyonlarını, bireysel hastalıklarını, hatta yatkınlıklarını, hatta ihtiyatlarını tam bilmeden tedaviye başladığımız takdirde sonuç genellikle hüsran olur. Kesinlikle. Yani hasta çok basitinden başlayalım. Mesela bizim çok kullandığımız insülin direncini kırmasını beklediğimiz için bütün şeker hastalarına ilk planda verdiğimiz metformin içerikli bir ilacımız var. Pek çok hastamız eğer diyabetliyse bileceklerdir. Bu isimler çok farklı olabilir. Farklı firmaların farklı isimli ilaçları vardır ama içerisinde metformin olan, işte çok bilinen matofin gibi, glanj gibi, diaformin gibi pek çok ilaç var, preko gibi. Önemli olan şu, bu ilacı alırken hastanın
zaman zaman gaz şikayetlerinin olacağını, zaman zaman hazımsızlığının olacağını hastaya önceden belirtmek zorundayız. Aksi takdirde hasta bu ilaç bana dokundu, bana dokundu deyip bırakır. Bana dokundu bırakabiliyor değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bırakır. Bilinçlendirmek gerekiyor. Evet, aynen öyle. Oysa ona başlangıçta bunların olacağını, olabileceğini ama bunun ya vereceği faydanın bu sıkıntılardan çok daha fazlasına değeceğini ve bu sıkıntıların kısa bir süre içerisinde kullanıldığı zaman kaybolacağını eğer baştan bildirirsek bildirmek gerekir. Olay kendiliğinden çözülmüş demektir. Hocam aslında doktorlarımıza da biraz mesaj gibi olsun bu. Tabii ki. Çünkü aslında, siz hakikaten çok güzel değerlendiriyorsunuz ama tabii doktorlarımıza da bu anlamda görev düşüyor. Doktorlarımıza düşen görevin aslında bütün doktor kardeşlerim farkındalar zaten. Bunun farkında biraz zaman belki olmamaları mümkün değil. Yetmeyebiliyor. Ama zamanımız ilginç bir dönem yaşıyoruz. Kesinlikle. Şimdi bakın, bir diyabet hastasının yeterince muayene edilmesi, konuşulması, anlatılması, her şeyi dört dörtlük öğrenebilmesi bir seferde asla mümkün değildir. Bu nedenle her diyabet hastasına neredeyse her gelişinde küçük küçük minik minik paketler halinde bilgi aktarımları gerekir. Değil mi? Ama hastanızın da buna hazır olması gerekir. Algılarının açık olması gerekir. Oysa çok basitinden söyleyeyim. Şeker hastaları biraz vurdum duymazdır. Bakışları biraz donuktur. Evet. Katarak başlamıştır, görmeleri biraz kısıtlıdır. Bir nöropati başlamıştır, sinir telleri iyi beslenmediği için. Tutmakta zorluk çekebilir, hissetmekte güçlük çekebilir. Hatta bunun farkında bile olmayabilir. Cinsel isteğinde azalma vardır, farkında olmayabilir, başka faktörlere bağlayabilir. Evet. Kişinin o anda sizinle beraber olduğu dönemde sizin söylediklerinizi doğru algıladığından emin olabilmeniz lazım. Evet. Bunun için tekrarlamalar gerekir. Aynı bir dua öğretir gibi, bir duayı ezberler gibi. Ben zaman zaman hastalarıma şakayla karışık bunu yapmaya çalışıyorum. Sabahleyin kalkacağım, tansiyon hapımı içeceğim. Sonra işte kahvaltıdan önce şeker hapımı alacağım. Yemek sonrasında bu hapımı alacağım. Eğer bunu içselleştirebilirsek, düzene sokabilirsek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Tabii. Hiç şüpheniz olmasın çıkacaktır. Ha mesele sadece ilaç değil. Onu tabii. Onu bir kenarda tutmak lazım. İlaç belki olmazsa olmaz ama olmazsa olmaz olan şeker hastalığında başka bir şey var. Yemeği içmeyi öğrenmek zorundayız. Evet. Şimdi bizim bazen kilomuzun arttığını fark ettiğimiz zaman özellikle bir öğün atlatmak gibi öyle bir algı var. Sanki bir kara geçecekmişiz kilo gibi. Kilo verecekmişiz gibi, evet, algılıyoruz. Öyle bir algımız oluşuyor. Pek çok sağlıklı insan kendince diyetlerle bunu yapmaya çalışıyor. Ya da işte meşhur kardeşlerimiz var. Türkiye'den de yabancı ülkelerden de her gün değişik bir diyet tanımıyla ortaya çıkılıyor. Evet. Oysa bu kadar çok teferruata gerek olan bir hadise değil aslında. Kendini bil diyorlar ya. Kesinlikle. Heh, kendini bilmek lazım. Aslında her vücutta bir doydum uyarısı var. Kahvaltı yaparken de, yemek yerken de, öğlende, akşamda. Bütün mesele sizin kendi vücudunuzdan gelen bu sinyali iyi algılamak. Algılamanız ve ona uymanız gerekir. Evet. Doydum sinyalini aldıktan sonra devam etmediğiniz bir yemekten size lüzumsuz bir gıda girişi olmayacaktır. Ama yemek çok güzel olmuş. Bir tabak daha alabilir miyim? Gereğinden fazla olmuş olacak. Evet. İhtiyacın dışında olacak. Aa, siz bizim misafirimizsiniz. Ne olur biraz daha yiyin. Israrlarımız var. Bakın daha pilavımız var arkada. Bakın tatlımız. Hadi meyve de yiyelim. Üzerine bir... Fazla. Şimdi, evet. Aslında Türk misafirperverliğinin belki içinde olan bir şey. Biz sevdiklerimizi hep yedirmeye çalışıyoruz. İkram etmeyi, ısrarla yedirmeye çalışıyoruz. Evet. Birisine ziyarete giderken, dostumuza ziyarete giderken, hastaya ziyarete giderken ona yiyecek bir şeyler götürme alışkanlığımız var. Börek çörek mi götürsek, bir tatlı şöbiyet mi yapsak, bir baklava mı götürsek gibi. Güzel kardeşim, bir güzel kitap da götürebilirsin. Çok güzel. Aslında ona, evet, buna... Ona neşeni götürebilirsin. Arkadaşlarını, dostluğunu götürebilirsin. Ya da bir eşarp, bir mendil,
Bir çorap götürebilirsin. İlla yiyecek olmak zorunda değil. Neden ille yemek? Değil çünkü bilinçaltımızda bizi en çok mutlu eden şeyler bunlar. Yemek yemek. Ha küçük çocukken, büyüme çağındayken yediğimiz her şey gerçekten vücuda büyük katkı evet, sağlar. Ama belli bir yaştan sonra artık fazla. Ama mesele de şurada zaten. O çocukluk çağından bazı şeylere aşırı düşkünlük oluşturmamak gerekir. Hı-hı. Bu büyüklerin yaptığı büyük bir hata. Evet. Sonra alışkanlık olarak da gayet tabii. Bir çocuk bir, hangi çocuğun hoşuna gitmez şeker yemek, çikolata değil yemek? Mi? Sınırsız. Evet. Kesinlikle. Verirseniz biz alıştırıyoruz aslında çocuğu. Biz alıştırıyoruz evet. Hatta çocuk bazen tamam doydum dediğinde bile ama bak sana başka ne vereceğim. Oysa çocuk doydum dediği anda ya da kendi vücudumuzdan gelen veriler. Siz doydunuz tamam dediği anda. Ben bazen hastalarıma şöyle de izah ediyorum. Arabanızdan akaryakıt almaya gittiniz. Pompayı otomatiğe bağlayıp deponuza koydularsa full yapın dediniz. Tık der benzini veya mazotu keser belli bir yerde. Orada durmanız lazım. Ama akaryakıt pompacılarının çoğu birkaç litre daha fazla satabilmek uğruna o sesi duyduktan sonra bile deponun ağzına doluncaya kadar koymaya devam ederler. Belki 1-2 litre. Ama ne olur? Depo ağzına kadar dolmuştur. Genellikle arabaların içerisinde kokuya sebep olur. Evet. Ya da bir çalkalanmayla dışarıya atılacak olan akaryakıt söz konusudur. Ziyan evet, olur. Ziyan olur, doğru. Bir şişeyi düşünün. Eğer içerisine koyduğunuz şey ağzına kadar dolduysa onu çalkalayamazsınız. Çalkalasanız da karıştıramazsınız. Evet. Oysa üçte birlik kadar bir boş yer bıraksanız yukarıda, bir hava payı bıraksanız, hı hı, o çok güzel çalkalanır. Bizim yediklerimiz de midemizde iyice paçal haline getirilebilmek için, yani karıştırılabilmesi için mide 3-4 türlü dönüş hareketi yapar ki yolda giden beton karma makinelerinde o hareketleri evet, gözlemlemeniz mümkündür. Birkaç türlü dönüş hareketi yapar, çalkalar ve kimus dediğimiz hani bebeklerin mamasına benzer bir hale gelir bizim midemizden, hı hı, çıkmakta olan gıda karışımı. Hı hı. Mideden çıkınca 12 parmak bağırsağına, oradan ince bağırsaklara gelip emilme başlar. Evet. Yediğimizi biliyoruz, tuvaleti de biliyoruz ama arada geçen o periyodu, bağırsaklarda geçen periyodu ve bu yediklerimizin nereye gittiğini pek düşünenimiz olduğunu sanmıyorum. Oysa birkaç mekanizmayla o parçalar çok küçük hale dönüştürülür ve bağırsağımızın içerisinde neredeyse bir ağ gibi sarmış olan damar sistemi onları emer. Emilen bütün gıda toplar damarlar aracılığıyla karaciğere gelir. Bütün yollar karaciğere çıkar. Bağırsaklardan gelen bütün yollar. Karaciğer adeta bir gümrük kapısıdır. Gelen bütün gıdaları gümrükten geçirir gibi tek tek sorgular. Yurda sokulmasında zararlı bir şeyi ya da gümrük ödemeden girmesi mümkün olmayan bir şeyi gümrük nasıl alıkoyarsa karaciğerinde yaptığı görev aşağı yukarı budur. Evet. Ama o bariyeri de geçtikten sonra hadi bakalım servis yapın der. Nasıl yurdun dört bir tarafına gümrükten gelen insanlar dağılıyorlarsa, evet, bağırsaktan gelen gıda da vücudumuzun bütün hücrelerine dağılıyor. Vücudumuzun bütün hücrelerinin kaç tane olduğu hakkında hiçbir kanaatiniz var mı? Ay tabii yok. Bir rakam söyleyin desem. Tahmini bir şey söyleyemeyeceğim. Hmm. Tabii kişi olarak uzman kişi olmadığım için herhalde bir tetikte bilgim tabii olmadığı ki için. Tabii ki. Ama aklınıza gelenden çok çok büyük rakamlar söz konusu. Yani bizim büyük şehir dediğimiz mesela İstanbul'da 20-30 milyon civarında insan yaşadığını düşünün. Bütün dünyada 4-5 milyar insan yaşadığını düşünün. Vücudumuzda 70 milyar hücre var. Ve bunların her birisine o gıdadan bir pay gider. Bazı çok ayrıntılı, ayrıcalıklı organlarımıza, beyin gibi özellikle, biraz daha fazla gider ama hiç gıda gönderilmeyen, çok az gıda gönderilen hiçbir organımız yoktur. Evet. Yani öyle bir paylaştırır ki vücut onu,
kimseye haksızlık etmez. Evet, mucizevi bir sistem. Ama yeter mi? Bunun böyle paylaştırılması yetmiyor. Yani bu adeta kömürü, odunu alıp da sobanıza atmaya benziyor. Hı hı hı. Yakmazsanız o soba ısı vermez. Evet. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Doğru. Sobanın yanması için bir şey daha lazım. Bir kibrit çakmamız lazım. Hı hı. Bir ateşleme yapmamız lazım. Aynı bir otomobilde benzin motora geldi. Evet. Eğer orada çakma sistemi, buji sistemi yoksa veya ateşleme sistemi yoksa yanmaz. İşte şeker hastalığında ortaya çıkan problem burada başlıyor. Gıda geliyor ama ateşleme yok. Neden yok? İki sebepten olabilir. Ya bu ateşleyici sistemin adı insülin. Evet. İnsülin eksikliği tabii, değil mi? İnsülin ya çok eksiktir ya çok fazladır. Peki mantık şöyle düşünmüyor mu? Yani çok fazlaysa niye yakamıyor? Evet. İşte orada insülin kalitesinde bir bozukluk olabilir. Yani kibrit gibi düşünün. Kibritiniz çoktur ama ıslaktır. Hı hı. Değil mi? Ya da ucundaki kimyasal düşük mü? Çakarsınız yanar gibi olur, yanmaz. Yanmaz. Rüzgarda sigara içmeye çalışan insanlar bazen çakmağı çakar çakar bir türlü yakamazlar ya. Olmaz. Tabii gibi. Bir türlü yakamaz. Yakamadığınız gıdayı hücre içerisinde tutmaz. Geri verir. Evet. Ve onlar karaciğere tekrar gelirler. Yağa dönüştürülürler ve vücutta yağ depoları oluşmaya başlar. Kilo da burada başlıyor tabii o zaman. Değil mi? Tabii. Bu ateşleme sisteminin doğru çalışabilmesi için o faktörü de hatırlatalım. Bir de oksijen gelmesi lazım. Hı hı. Bir ateşin oluşabilmesi için, bir yanmanın oluşabilmesi için aynı şey otomobillerde de vardır. Benzin gelir ama bir taraftan da hava gelir. Hı hı. Hava filtrelerinizde tıkanıklık varsa gene ateşleme yapamazsınız. Evet. İnsanın hava filtresi havalanması nereden oluyor? Aldığımız soluktan akciğerlerimize gelen oksijen aynı gıdanın ince bağırsaklarda emildiği gibi akciğerde ozmoz yoluyla geçiyor kana. O güzelim oksijen dokulara gidiyor. Gıdayla oksijen bir arada insülin de geldi mi tabii. Enerjik bomba gibi işte programı sunan tamam, Belgin Hanım gibi insanlar ortaya çıkıyor. Evet. Sağlıklı, sıhhatli, dinç, güler yüzlü. Yani olması gerektiği gibi. Evet, normal. Eğer bunlardan birisinde bir sıkıntı varsa, nefes alamıyorsanız, aldığınız nefes akciğerdeki oluşmuş sigara atıkları, cürufu nedeniyle artık geçemez hale geldiyse kana, ya da yediğimiz maddeler kana geçemiyorsa, ya da geçtikten sonra dokulara gitmesinde bir sıkıntı varsa, orada başlıyor. Ama hepsi tamamlandı, hücreye kadar geldi ama biz bunu yakamıyorsak, problem üstüne problem geliyor demektir. İşte insülinin bu kadar önemli olduğu bir düzen içerisinde bazen hastalarımıza insülin dediğimizde tüyleri diken diken oluyor. Ben iğne istemiyorum. Peki ne bu insülin? İnsülin vücudumuzun yaptığı pek çok mucizeden bir tanesi. Midemizin arkasında yediklerimizin kolay eritilebilmesi için enzimler yapan pankreas diye bir organımız var. Evet. Bu organ yaptığı salgıyı ince bağırsağı, 12 parmak bağırsağı ya ince bağırsağın birleştiği yere akıtıyor ve yediklerimizin iyice parçalanmasını temin eden bir enzim salgılıyor. Bunun eksikliğinde hazımsızlık olur, şişkinlik olur, gaz olur. Pek çok insanda bu şikayetler olabilir. Ama pankreasın içerisinde aynı bir çikolatanın içerisindeki fıstıklı fındıklı bir çikolata düşünün. Çikolatanın içerisindeki fıstık gibi fındık gibi böyle adacık şeklinde dağılmış olan bir hücreler grupları vardır. Biz onlara beta hücresi diyoruz tıp dilinde. Bunlar insülin imal ediyorlar. İşin yaratılış öyle. Bu hücreler sayısal olarak artmıyor. Yani yaratılışta ne kadar yapıldıysa, o kadar vücudunuzda ne kadar, kadar insülin devam yapan hücreniz varsa, beta hücreniz varsa, bu hücrelerin bir yaşamları var. Bu yaşamları sona erdiği takdirde ya da kapasiteleri düştüğü takdirde artık oradan insülin salgısı olamıyor.
Bunu daha kolay anlaşılır olması için mesela bir kadın vücudunu düşünün. Bebeği olduğu zaman süt veren memeler bir müddet sonra, bebek büyüdükten sonra, süt verme kesildikten sonra ya da ay hali dönemleri sona verdikten sonra artık süt filan vermiyor. Aynı şey pankreas yerinde duruyor ama içerisinde insülin yapacak olan beta hücreleri yavaş yavaş yok oluyor. Şimdi şeker hastalığının soydan gelen özelliği işte bu beta hücrelerindeki eksiklik ya da ömrünün kısalığı nedeniyle ortaya çıkan şeyler. Biz onları daha iyi çalıştırabilmek amacıyla bazen ilaçlar veriyoruz. Ya da bazen insülinin daha az miktarının bile çok algılanması, yani vücutta var bir insülin direnci varsa bunu kırabilmek için bazı ilaçlar veriyoruz. İnsülin direnci dediğimiz şey, insülinin salgılanmasına rağmen vücudun buna cevap vermemesi anlamındadır. O zaman da şeker miktarında giderek bir yükselme ortaya çıkıyor. Bazen bu çok düşük bir miktarda olabilir. Mesela hasta demeyeyim, kişi şekerini ölçmüştür, 110 çıkmıştır. Hiç de önemsemez. 115, 120 çıkmıştır. Olabilir canım filan diye düşünülebilir. Oysa tek başına ölçülen açlık kan şekerinde böyle bir sonuca varmak her zaman mümkün değil. Beraberinde insüline de bakmak lazım. Eğer kan şekerine baktıysanız açlıkta ve açlıkta aynı anda bir kandaki insülin, açlık insülin seviyesine de baktıysanız, işte o zaman bizim HOMA ölçeği dediğimiz bir ölçekten yararlanarak hastanın insülin direnci olup olmadığını ortaya koyabiliriz. Evet. Hocam peki ne kadar sıklıkta ölçülmesi gerekiyor? Özellikle hani şeker hastalığı belirtisi görüldüğü takdirde kişi ne kadar sıklıkta ölçmesi gerekiyor? Hangi aralıklarda ya da yemekten sonra mı, yemekten önce mi, nasıl bir kontrol yapması gerekiyor? Klasik ölçüm açlık kan şekeridir. Açlık kan şekeri sabah uyandığınız zaman en az bir 8 saatlik aşağı yukarı bir açlıktan sonra ölçülmüş olan sabah şekeri açlık kan şekeridir. Evet. Bunun da bilinen normu 100'dür. Evet. Ha 103 olur, 105 olur. Bazen bu laboratuvar kaymalarından, hatalarından da kaynaklanabilir ama eğer 100'ün üzerine bir değerle karşılaşıyorsak uyanık olmak lazım. Ha uyanık olmaktan kastımız ne? Eğer şahsın vakti müsaitse, zamanı varsa ona bir de toplu kan şekeri yapmakta yarar var. Ya da bir şeker yükleme testi yapmak mümkündür. Son zamanlarda, bu son zamanlar tabii birkaç aylık zaman değil, birkaç yıllık hatta 10 yıllık zaman diye düşünmek lazım. Hemoglobin A1c dediğimiz bir ölçüm gündemde. Hemoglobin kana kırmızı rengini veren madde. Kanda şeker yüksek olduğu zaman hemoglobin dediğimiz al yuvarın içerisine de giriyor. Ortamda şeker varsa orada dolaşan hücrenin içine girmemesi mümkün mü? Bir al yuvarın ömrü 100 gün. Dolayısıyla biz al yuvarların içerisindeki şeker miktarını ölçtüğümüzde kişinin aşağı yukarı son 100 günlük şeker ortalamasını elde etmiş oluyoruz. Normal insanda bu değer 6'ya varmaz. 5-10'da 8, 5,5 o civarlardadır. Ama eğer 6 veya üzerinde bir rakamla karşılaşırsak kişi de şeker kapıyı çalmış demektir. Çalmış demektir. Hocam çok özür dilerim. Bu arada değerli izleyiciler, sorularınız var ise bize 233-77-77'den ulaşabilirsiniz. Değerli doktorumuza sorularınız var ise tekrar ediyorum. 233-77-77'den ulaşabilirsiniz veya rejiye soru bırakabilirsiniz. Hocam peki bir de diyabetin çeşitleri de var tabii değil mi? İki tip mi? Kaç tip? En tehlikelisi hangisi? Aslında tehlikesiz diyabet diye bir şey yok. Diyabet her türlüsü tehlikeli. Aslında tehlike diye de bir şey yok. Şimdi her insanın hayatında artıları ve eksileri vardır. Bazen bir bebeğiniz olur, dünya güzelidir. Bazen çok sıradan bir bebeğiniz olabilir. Ama bilir misiniz büyüklerimiz ne der? Allah çirkin şansı versin derler. Öyle değil, evet. Demek ki güzel olmak her şeyi bitirmiyor. O güzelliğin yanında şans da olması lazım, çalışma da olması lazım. Aynı şey şeker hastaları için de söz konusu. Şimdi düşünün, doğuştan hiç beta hücresi yok.
Hiç insülin salgılamıyor. Bu çocuk tip 1 diyabettir. Doğuştan diyabettir. Doğuştan. Ya da gençlik çağında ortaya çıkar. Çok az insülin yapıcı hücresi vardır. Onlar da erken yaşlarda biter ve kişi insüline muhtaçtır. Evet. Bunu işte az önce verdiğimiz örnekteki gibi düşünün. Bebek doğmuştur ama annenin sütü gelmemiştir. Ölsün mü? Evet. Yani, hayır. Tabii ki. Ona çözüm bulunur. Nasıl sütü olmayan bir anne için ya yardımcı anneler gelir süt verir. Süt ya da anne dediğimiz bir tabii. Ya da sütün yerini tutacak, bebeği besleyecek, bir şekilde o dönemini geçirecek olan takviye destek ilaçlar verilir, mamalar verilir. İşte insülinin doğuştan olmadığı hallerde bizim verdiğimiz diğer ağızdan oral antidiabetik dediğimiz yani ağızdan kullanılan şeker ilaçlarının tümü biraz olsun insülin üreten hücreleri kamçılamak, motive etmek, daha çok insülin yapsınlar. Ya da yapılan insüline vücut daha iyi cevap versin diye bir takviye. Ama insülin yok ortada. İnsülin yapacak hücre yok. Nereyi kamçılayacaksınız? O zaman tek çareniz insülindir. Eskiden biz o kişilere sık aralıklarla insülin tavsiye edilirdi. Sonra insülin pompası diye bir şey icat edildi. Çok da iyi oldu. Çünkü düşünün günde defalarca iğne yapmak... Evet. Hayatınızın her gününü böyle geçirmek pek kolay bir şey aslında değil. Aslında evet, psikolojik olarak da çok... Hele bunu bir çocukluk çağında düşünün. Zor. Bütün arkadaşları oynarken, zıplarken, ders yaparken siz iğne yapmak zorundasınız. Ve bunu sık sık yapmak zorundasınız. Evet. Bir de şekerin ölçülmesi gerekiyor. Üzücü, moral. Evet, bu insülin pompaları çıktıktan sonra vücudun kandaki insülin seviyesini ölçen ve ona göre kendisi adeta vücudun bir parçasıymış gibi... İnsülin veren bir makine icat edildi. Vücudumuzdaki sistem de aslında böyle çalışıyor. Yani biz vücudumuzda insülin her dakika akıp durmuyor. Nasıl bir şey yiyeceğimiz zaman ağzımız sulanıyor? Evet. Çok güzel bir yemek kokusu aldınız. Ağzım sulandı dersiniz. Ağzın sulanması nedir? Ağzı yemeğe hazırlamaktır. Eğer ağzınız sulanmasa, ağzınız kuruysa o yemeği rahatça çeviremezsiniz, yutamazsınız, çiğneyemezsiniz. Hatta ağzınız kuruyorsa konuşamazsınız bile. Diliniz dönmez. Aynı şey vücutta da hazırlık yapılması söz konusu. İşte biz ağzımıza bir gıdayı alıp da yemeye başladığımız andan itibaren vücut hazırlığını yapar ve ince bağırsağa doğru geçip de gıdalar emilmeye başladığı anda İnsülin salgısı kana yavaş yavaş artar pik yapar. Yani o anda insülin lazımdır. Vücut da bu insülini o anda salgılar. Eş zamanlıdır. Hani komşudan gelen öğün olmaz, o da vaktinde olmaz diye bir laf vardır. Evet. İşte bizim de kendi vücudumuzun yemesiyle salgılamasını eş zamanlı yapabilen bu muazzam, bu muhteşem sistemi herhangi bir şekilde bozarsak ya da bu bozulmuş olan sistemi dikkate almadan kendimizce olur böyle şeyler, dur bakalım ne olacak, ben şu otu da deneyeyim, bu böceği de deneyeyim diye vakit geçirirseniz evet. Sistem vakit bozulur. Kaybı, sağlık tabii sorunları. Ki. Ha ne olur? Şeker hastalığında ana zarar gören organ damardır. Damar sistemi bir ağ gibi bütün vücudumuzu kaplar. Yani elimizde bir materyal olsa, kan damarlarının içerisine o materyalle doldursak ve vücudun geri kalanını tamamen yok etsek, geride aynı vücudun kopyasını görürsünüz. Çünkü damarın gitmediği bir yer yok. İşte şekerin gittiği, içinde dolaştığı damar sisteminde zarar vermediği bir yer de yok. Evet. Göz damarınıza da zarar veriyor. Beyin damarınıza da zarar veriyor, kalp damarınıza da zarar veriyor, böbrek damarınıza da, ayak damarınıza da, cinsel organ damarınıza da her yere zarar veriyor. Şimdi bu zarardan daha küçük olan damarların etkilenmesi ve daha büyük olan damarların etkilenmesi farklı süreçlerde ortaya çıkar.
çok büyük damarlar. Bir otoban gibi düşünün, bir otoyol gibi düşünün. Bizim Marisa'mızın çevre yolu gibi düşünün. O yolun kenarında birkaç tane arabanın bozulmuş durmuş olması veya park etmiş olması o yolda çok da büyük bir tıkanıklığa sebep olmayacaktır. Ama geçenlerde rastladığım gibi eğer yolun büyük bir kısmını asfaltlama çalışması yapacağız diye kapatıp tek şeride düşürürseniz işte insan vücudunda da bazen çok kan akımı öyle tek şeride düşen durumlar söz konusu oluyor. Hatta o tek şeritte de bir araç arıza yapıyor ve yol kapanıyor. Evet. Buyurun enfarktüs. Evet. Bu damar tıkanıklığı göz damarında olur. Görmenizi kaybedersiniz. Evet. Kalp damarınızda olur. Kalp rahatsızlıklarına sebep olur. Kalp krizine sebep kalp olursunuz. Krizi. Ayak damarınızda olur. Ayakta dolaşım durur, gangrene kadar giden evet. sıkıntılar oluşur. Ama bütün bunların yanında damarların sadece tek tek hücreleri beslediği gibi büyük sistemleri beslediğini de unutmamak lazım. Özellikle sinir sistemini, sinir tellerini bir elektrik kablosu gibi vücudun beyninden çıkıp bütün uçlarına kadar giden sinir kabloları eğer yeteri kadar kanla beslenemezlerse ya da beslendikleri kandaki şeker oranı çok yüksek olur da bundan randımanlı olarak istifade edemezlerse algı bozuklukları başlar. Evet. Elleriniz uyuşmaya başlar, ayaklarınız uyuşmaya başlar. Bazı hastalar sanki bir keçenin üzerine yürüyormuşum gibi diye his kaybı oluşmaya başlar. Bunların da ölçümleri söz konusudur. Hastalığı, bir şeker hastalığı söz konusu olduğu zaman hiçbir şikayeti olmayan insandan bütün organları hasar görmüş insanlara kadar büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Evet. Bütün problem aslında en kolayı problem küçükken çözmektir. Yangın küçükken çok kolay bastırılır. Bir sigara izmaritinin üstüne basarsınız, söner. Hatta hiç içmezsiniz daha iyi olur. Kendinizi de yakmazsınız, çevreyi de yakmazsınız. Ama küçük ateşleri eğer söndürmezseniz, küçük problemleri çözmezseniz sonra büyüyerek karşınıza gelir. Unutulmuş bir faturanızı düşünün. Ödenmemiş bir elektrik faturanızı ya da otomobilinizin vergisini düşünün. Siz unutursanız devlet unutmuyor. 10 sene sonra sizin diyorlar 10 sene önceki vergi borcunuz var. Atıyorum o sene için 100 lira olan borç, her senenin faizi üzerine binerek karşınızda ödenmesi çok güç bir evet. borç olarak da çıkabiliyor. Evet. Vücutta da sistem bu. Tabii borcumuzu bu kadar düşünürsek vücudumuzu çok çok iyi daha iyi düşünmek tabii, gerekiyor. Tabii vücudu daha da düşünün. Daha çünkü vücutta bugün ihmal ettiğiniz, hatalı davrandığınız, ilacınızı almadığınız ya da doğru ilacı seçmediğiniz takdirde ben bundan çekiniyorum, ürküyorum, beni işte karnımı şişiriyor, yok ben ikide bir iğne mi yapacağım diye basite alarak evet. vazgeçtiğiniz, yapmadığınız şeyler sonra karşınıza çok büyük organ kayıpları kesinlikle. Olarak çıkıyor. Öncelikle kabul etmemiz gerekiyor hastalığımızı. Evet. Hocam bir sorumuz gelmiş. Candan kahveci bizlere ulaşmış. Demiş ki annem şeker hastası ve kilolu, dizleri ağrıyor aşırı kilodan dolayı. Kilo vermesi gerekiyor ama diyet yapamıyor şeker hastalığı yüzünden. Neler önerirsiniz demiş. Bir az önce de bahsetmiştiniz. Aslında soru içeride cevabını da barındırıyor. Evet. Şeker hastalığında çok zordur tabii diyet yapmak. Diyet yapmak şeker hiç zor hastası. Değildir. Aslında diyet yapmak diye bir şey zaten söz konusu değil. Hı-hı. Doğru beslenme. Hı-hı. Evet az önce bahsettim. Doğru beslenme. Şimdi hangi insana sorsanız ben çok yemiyorum ki diye başlar. Evet. Geçen gün çok yemeyen bir arkadaşımla karşılaştım. O da hekim. Sohbet ettik. Ya Taylan bende insülin direnci çıktı dedi. Aa geçmiş olsun dedim. Olabilir. Dikkat et kendine. Aa etmez miyim dedi. Derhal doktor arkadaşıma gittim. Bana bir beslenme düzeni verdi. Şimdi ondan çok yararlandığımı söylemeliyim. 6 kilo verdim. Ve son ölçümlerim bayağı daha iyi çıktı dedi. Peki ne yapıyorsun dedim. Ne yapmıyorum ki dedi. Şimdi beraber yemek yiyoruz aynı anda. Benim önüme gelen yemek tabağının onun önüne de geldiğini ama onun yemeğin İçinden iki parça eti alıp gerisini kenara koyduğunu gördüm. Meyve ve tatlı servislerimiz geldi. O tatlıyı ayırdı. Meyvesinden sadece bir dilimini aldı.
Ben birkaç dilim ekmek yerken o hiç ekmek almadı. Şimdi bu benim sadece o anda gördüklerim. Ama çok değil zannettiğimiz şeylerin bazen çok olduğunu bilmeliyiz. İnsülin direncini kırmak için de, yani henüz şeker hastalığı ortaya çıkmadan da, şeker hastalığı ortaya çıktıktan sonra da aldığımız gıdaların içerisindeki bize enerji veren güç önemli. Evet. Yani biraz önce sohbet ederken sobaya attığımız kömürden bahsettik. Şimdi bir maden kömürüyle, taş kömürüyle, kok kömürüyle sıradan bir kömürün verdiği ısı aynı midir? Kesinlikle. Birisinde kova kova kömürü sobaya koyarsınız, ısınamazsınız. Öbüründe üç parça kömür sizin bütün bir gün evinizi ateş gibi yapar. Kesinlikle. Aldığımız gıdaların içerisinde eğer enerji yükü çok fazla olan, şeker yükü çok fazla olan gıdalar varsa, miktarı az bile olsa bizim canımıza okumaya yeter. Evet. Peki bunların için ne yapmamız lazım? Bir kere düzenli öğün çok önemli. Kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Hı hı. Ama bunları en güçlüsü, en iyi yapılanı kahvaltı sabah olmak üzere sıralamak lazım. Sabah kahvaltısında gıdanızı tam alın. Doydum deyince vücut bırakın ama asla kısıtlama yapmayın. Hı hı. Öğlen yemeğinizi daha ılımlı, akşam yemeğinizi çok zayıf. Evet. Sabah yemeğinde çok zenginsiniz, hı hı. Öğlen yemeğinde orta halli bir vatandaşsınız, akşam yemeğinde fakirsiniz. Evet. Böyle düzenlerseniz sorun büyük ölçüde zaten hallolur. Evet. Ama pek çok insanın arada çekirdek yemek, atıştırmaları var. Fındık fıstık yemek, bisküvi yemek, lokma dökmek vesaire gibi alışkanlıkları var. Bize ikram edilen şeylerde teşekkür ederim tokum, teşekkür ederim almayayım. Tabii onu demek lazım, diyebilmek lazım. Hayır demeyi öğrenmemiz evet, lazım. Değil mi? Ben almayayım. Şimdi bu kardeşimizin annesinin kilo fazlalığı dolayısıyla hele hele kadın olduğuna göre osteoporozu da, yani kemik erimesi halk arasındaki deyimiyle evet, de olduğunu düşünürsek diz eklemlerinde artroz kaçınılmazdır. O yükü taşıyamaz vücut. Ve giderek eklem özelliğinden vazgeçer, o eklemleri eklemsiz hale getirip sertleştirir ki ayakta durabilsin. Peki çare? Kemik eriyor, kilo artmış, ayakları gidiyor. Ağrıyor. Bütün bu güç bina gibi düşünün. O betonarmenin betonarme hesapları evet, üzerindeki binanın ağırlığına göre hesaplanıyor. Fazla geliyor. Bizim vücudumuzu da Tanrı yaratırken bacaklarımızın, kemiklerimizin gücünü ona göre ayarlıyor. Ayarsız bir şey yok. Biz onu lüzumundan fazla doldurursak, bir kamyona istihap haddinden fazla, taşıyabileceğinden fazla yük yüklersek ya amortisörleri bozulur ya lastikleri çabuk aşınır. İnsan vücudunun da bundan farklı bir tarafı yok. Bir kere mutlaka diyet yapamıyor diye bir şey yok. Şeker hastası diyet yapamaz değil. Tam tersine şeker hastası çok iyi düzenli beslenmesi lazım gelen bir şey. Diyet yapmasın diyoruz tekrar. Doğru beslensin. Evet. Peki doğru beslenmenin eğitimine işte diyetisyen dediğimiz servisler bunun için var. Beslenme uzmanları destek bunun için sonradan var. Öğrenecek. Öğrenecek. Neyi ne zaman yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini öğrenecek. Biz insanlarımıza ara öğün yapın, meyve yiyin diyoruz. Bir muz, iki portakal, birkaç mandalinayı koyup önlerine yemeye kalkıyorlar. Şimdi, fazla oluyor tabii. Tabii ki fazla oluyor. Aslında işte hep söylediğimiz şey zengin hastalığıdır şeker. Yani lüzumsuz fazla beslenme hastalığı. Vücuda fazla gıdayı sokmayın. Şimdi pek çok kişi işte yol yürüyemiyorum onun için kilo veremiyorum gibi düşünüyor. Evet. Oysa kilo vermek için önce kilo almamayı öğrenmek lazım. Vücudunuza davet ettiğiniz kiloyu geri çıkartmanız çok zordur. Bunu misafir gibi düşünün. Bir aile büyüğünüzü, bir yakınınızı evinize davet edebilirsiniz. Bu gece de bizde kalın diyebilirsiniz. Ama ertesi gün hadi gidin artık diyemezsiniz. Artık gidiş ona kalmış ona bir kalmış, şeydir. Doğru. Kiloyu almak bu kadar kolay ve göndermek bu kadar zor. Onun için öncelikle davet ederken iyi düşünün. Lokmanızı ağzınıza atarken benim buna ihtiyacım var mı yok mu diye düşünün. Sonra bunların sayımları var. Diyet uzmanı kardeşlerimiz bunu hastalarımıza çok güzel öğretiyorlar. Eğer sayma protokolünü öğrenirlerse
Ben bugün bunu yedim, bunu yememem lazım. Evet. Onun yerine bunu yiyebilirim. Planlı olmak lazım. Evet. Bu planı öğrendiği takdirde kilo veremeyecek hasta diye bir şey yok. Evet. Hanımefendinin annesi de kilo verir. Kendisi de hatta eğer anne diyabetliyse kendisine dikkat etmesi lazım. Belki de annelerin çocuklara ya da çocukların annelere bazen örnek olmaları gerekiyor. Bu sadece şeker hastalığında değil. Her konuda aslında. Biraz önce sizin spotunuzda vardı. Çocuklarınızın yanında sigara içmeyin kesinlikle diye. Kesinlikle. Hayır, yanlış spot. Siz sigara içmeyin. Evet. Çocuklarınızın yanında veya değil. Çocuklarınıza vereceğiniz zarardan önce kendinize zarar veriyorsunuz. Tabii ki çocuklar bizim canımız ciğerimiz. Hele torunlarımız. Benim bir tane var, aynı adımı taşıyor. Dünya tatlısı bir şey. Bir önceki televizyon programlarından bir tanesini televizyonda izlerken ısrarla bana bir şeyler söylemeye çalıştığını fark ettim. Daha sonra tekrarını izliyoruz. Dedeciğim neden cevap vermiyorsun diyor. Oğlum ben buradayım dedim. Beraber izliyoruz programın tekrarını. Ama ben ona soruyorum diyor. Ekrandaki kişi neden bana cevap vermiyor? Bazen şeker hastalarımız sanki televizyondaki kişiyle konuşuyormuş gibi kendilerine söylenenleri algılayamıyor ya da söylemek istediklerini doğru olarak karşıya ifade edemiyor. Hekimin burada tabii ki dinleyenin söyleyenden arif olması gerek diye bir laf vardır. Yani şeker hastası için o yaşamsal bir şeydir ama hekim için bu onun çok iyi bildiği bir konudur. Hekimin hastayı iyi algılaması lazım. Onun ne istediğini, ne söylediğini ya da söyleyemediğini anlaması lazım. Yani çözüm hekimde. Hastalarımıza ben asla suçlama yapmıyorum. Eğer şekerleri düzensizse büyük oranda bizim hatamızdır. Biz ona yeteri kadar zaman ayıramamışızdır. Ama hekime bu zamanı ayıracak sistemi de kurmak, hekimleri yöneten, hekimleri daha çalıştıran sistemlerin işidir. Yani sistem dese ki bir hastaya ne kadar zaman gerekiyorsa lütfen bunu ayırın. Bazen bir hasta bir saatinizi alır. Bazen iki dakikanızı alır. Ama siz bunu eğer bir sistematik içerisinde her hastayı 10 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada değerlendireceksiniz gibi bir kısıtlamayı alırsanız. Çünkü hastalarımızın tekrar gelmesi için o ilk gelişten mutluluk duyması lazım. Kesinlikle. Bir işe yaradığını fark etmesi lazım. Oysa bizde hastalarımız bir şeyden sonuç alamadığı zaman o hekime tekrar gitmek yerine bir başka hekime gitmeyi tercih ederler. Buradan hastalarımıza ya da hasta adaylarımıza bir seslenelim. Çünkü yaşayan herkes muhtemelen günün birinde hasta olacaktır. Şeker olması şart değil. Ne hastalığınız olursa olsun. Cildinizde, saçınızda, kalbinizde bir anormal atış, cildinizde bir sararma, iştahınızda bir kesilme, uykunuzda bir bozulma, vücudunuzda iyileşmeyen bir yara bere bir şey olduğu takdirde lütfen hekiminize başvurun. Hekim onun en doğru çözüm yolunu size gösterecektir. Tabii ki. Destek alacağız uzmanlar. Kağıtlarınız geliyor. Soruysa... Evet, sorularımız var ama zaten soruların birçoğuna da cevap vermiş olduğunuz anlattığınız konu içerisinde. Bir hastamız demiş ki, pardon izleyicimiz Safiye Sağlam. Şeker hastasıyım, 59 yaşındayım. Geceleri ayaklarımın altı yanıyor ve uyuyamıyorum. Nöropati. Evet. Yani biraz önce bahsettiniz. Anlattığımız şeker hastalığından kaynaklanan ayak bölgesine giden sinir sisteminin etkilenmesi söz konusu. Evet. Belki damar sistemi de bozulmuş olabilir. Hanımefendi eğer zamanı müsaitse buyursun gelsin. Onun bir nörolojik tetkiklerini yapar. Yapmak ve ayak sinirlerinin ve ayak damarlarının ne kadar çalışabildiğini kontrol etmek lazım. Evet. Ama işin özünde eğer şeker hastasıysa mutlaka şekerinin doğru tedavi edildiğinden de emin olması lazım. Evet. Yani kendisinin kontrollerini hekim zaten yapıyordur ama kendisinin de kontrollerini düzenli yapması lazım. Şeker hastasının genellikle artık elinde bir şeker ölçüm cihazı var. Vardır tabii. Hiç olmazsa haftada bir iki defa açlık kan şekerini ölçsün. Evet. Ve sonra hiç olmazsa haftada bir defa tokluk kan şekerini ölçsün. Bakın günde 5 vakit demiyoruz. Evet. Hiç olmazsa. Bunlar bile bize çok ciddi yol gösterir. Tokluk kan şekeri derken hastalarımız yemek yiyip hemen arkasından kan şekerini ölçmeye çalışıyorlar. Bunlar zamanlı işler. Zamanında ölçmediğiniz takdirde hiçbir işe yaramaz. Onun için hani bir dua ezberler gibi şunu ezberlemesi lazım bir şeker hastasının. Kan şekeri sabahleyin aç karnına ölçülecek. Kahvaltı yapılırken saate bakılacak.
tam kahvaltı başlangıcından 2 saat sonra tokluk kan şekeri ölçülecek. Daha önemlisi ölçtüklerimizi yazacağız. Hı hı. Çünkü unuturuz. Evet. Bize normal gibi gelebilir ya da biraz yüksek çıktı kimse görmesin gibi algılayabiliriz. Lütfen bunları hekimlerinizle paylaşın. Evet. Çocuklukta ev ödevleri verirdi öğretmenlerimiz bize. Hı. Sonra da bunları kontrol ederlerdi. Evet. Ev ödevinizi iyi yapın. İyi. Yani ölçün, yazın ve hekiminize giderken de bunu onları paylaşın. Beraber gerçekleri götürün. Gerçekleri paylaşmak gerekiyor. Evet, tabii. Annenize yaptırdığınız ödevi oraya yazmayın. Evet. Yani yüksek ölçüp de alçak yazmayın. Alçak istedim. Ya da yüksek ölçüm, şimdi doktor bana kızacak diye o kağıdı getirmezlik yapmayın. Doktor sonra size daha ciddi kızmaz. Bir sorun kendisine Hayır, dönecek. Biz hastalarımıza zaten. Kızmayız. Neden öyle bir alışkanlık gelişti siz bilmiyorum. Siz onları aslında düşünmüş oluyorsunuz yani. Sağlığını düşünüyorsunuz. Bütün mesele şu. Çabalarınızın bir işe yaradığını görmek istiyorsunuz. Bir ev kadını düşünün. Emek veriyorsunuz bütün, çünkü. Tabii ki. Bütün gün evini temizliyor. Akşam eşim gelecek, çocuklarım gelecek tertemiz bir evde otursunlar diye. Yemek pişiriyor, servis yapıyor. Kesinlikle. Ama birisi gelip de eline sağlık, ne kadar güzel yapmışsın ha ne demiyor. Evet. Ya da oh anneciğim eline sağlık. Etmek. Yani bizim için kendini bak harap etmişsin. Evimiz tertemiz olmuş, mis gibi olmuş, ütülenmiş her şey. Ne güzel, evet. Bunu söylemek gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Kesinlikle. Yani yaptığınız şeyin hem görülmesi lazım, hı-hı, hem bir de tutulması lazım. Kesinlikle. Sizin güzelim temizlik yaptığınız eve ayakkabılarından, pabuçlarından her eve de çamurlu girdiklerini düşünün. Ya da oyun oynamış çamurlu ellerinden, üzücü, yemek yemiş hep yağlı ellerinden her tarafı tutan bir aile büyüğü düşünün. Evet. Evin içerisinde sigara içip izmaritini de atıveren bir adam düşünün. Ya nasıl hissederiz değil mi? Ya da düşünmeyin. İyi şeyler düşünelim. İyiler olsun. Evet. Başka hocam son bir sorum mı? Daha olacak. Sorumuz gelmiş. Cavidan Kırım demiş ki son zamanlarda artık şeker hastalığı çok küçük yaşlara kadar indi. Bunun sebebi nedir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi bir soru ulaştırmış. Şeker hastalığı küçük yaşlara indi mi gerçekten? Aslında beslenme yanlışlıklarından kaynaklanan, evet doğru söylüyor kardeşimiz, doğru bir gözlem. Kilo artışı erken yaşlarda artık başlıyor. Obezite dediğimiz kavram normalde ya da geçtiğimiz yüzyılda ileri yaşların görüntüsüydü. En azından olgun insanların, gelişmiş insanların görüntüsüydü. Şimdi obez bebekler, obez çocuklar problemi var. Neden var? Çünkü hazır gıda dediğimiz özellikle yağ içeren, çok fazla un içeren, çok fazla tuz içeren çocuklar sanki büyüklerin sigaraya alıştırılması gibi, uyuşturucuya alıştırılması gibi çocuklar da bu tip şeylere alıştırılıyorlar. Bunların fazla tüketilmesi elbette ki genetiğinde de varsa çocukta erken yaşta bir şeker hastalığının çıkmasına sebep olabilir. Bununla beraber dediğimiz gibi obeziteye kadar, ama farklı rahatsızlıklara kadar gidebiliyor. Tabii ki. Yeteri kadar yaşayan, yeteri kadar uzun yaşayan herkeste şeker hastalığı çıkacaktır. Evet. Bu kaçınılmaz. Hı-hı. Neden? Az önce söyledik, beta hücrelerinin bir ömrü var. Tabii. Sayıları belli. Bir yaştan sonra ve tabii bu hücreler tükenince iş bitecek. İşte işin bakın, çok uzun yaşayan insanlarla yapılan röportajları hatırlayın eğer okuduysanız. Genellikle zayıf insanlar çok yaşarlar. Hı hı. Neden? Çok basit. Çünkü azalmış insülinlerine uygun besleniyorlar. Hı hı. Çok az insülin yapıyor vücut ama onlar da çok az yiyorlar. Hı hı. Vücudun neden çok fazla enerjiye ihtiyacı olsun? Bakın masa başında oturup çalışan bir insanla, madende çalışan bir insanın amelilik yaparak, kol gücüyle çalışan, harç taşıyan bir insanın harcayacağı enerji aynı mıdır? Kesinlikle. Onların çok yemesi lazım. Hı hı. Enerjiyi çok alması lazım. Ama masa başında oturan, bütün gün evde oturan insanın da çok fazla enerji almaması lazım. Evet. Biz gıdamızı eğer kendi yaptığımız işle orantılı alabilirsek sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. Kesinlikle. Vücudumuzu zorlamadığımız takdirde bir insan vücudu 150 yıl civarında rahatlıkla yaşar. Hı hı. Ama biz genellikle kendimizi çok zorluyoruz. Evet, biz kendimizi yıpratıyoruz aslında. Evet, aynen öyle. Mutlu olmak için çok büyük sırlara gerek yok. Hı hı. Neşeli olun, keyifli olun, pozitif iyimser olun. Pozitif olacağız.
etrafınızdaki gördüğünüz şeyleri çok fazla ses çıkartmadan düzeltmeye çalışın. Sürekli olumsuzlukları görmememiz gerekiyor. Problem görmememiz gerekiyor. Problem dünyanın her devrinde, her döneminde, yani milattan önce 4000 yılında da problemler vardı. Hala milatta var. Da problemler vardı. Milattan sonra da problemler vardı. 2000 yılında da problemler var. Bu memleketin idaresiyle de ilgili olabilir, coğrafi şartlarla da afetlerle de ilgili olabilir, kişisel faktörlerle de ilgili olabilir. Ama önemli olan problemlerin olması değil, probleme nasıl yaklaştığınızdır. Eğer bir problemi çözmek amacıyla yaklaşıyorsanız, bir ucundan tutarsanız eninde sonunda çözersiniz. Ya da ama bu problem çok büyük, ben bunun hakkından gelemem, nasıl olsa yapamayacağım deyip vazgeçersiniz. Vazgeçmeniz kaybınızdır. Sizin için o konu bitmiştir. Uğraşırsanız, mücadele etmeniz uğraşırsanız gerek. Bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Şeker neymiş? Şeker bakış açımızı değiştireceğiz demek ki. Gayet tabii ki. Şeker hastalığı üstesinden gelinemeyecek bir şey değil. Kesinlikle. Hiçbir hastalık değil. Kesinlikle. Hiçbir hastalık değil. Hatta yaşam bize verilmiş çok güzel bir armağan. Ama yani bunun bir sonu olacağını bilerek başlıyoruz. Gözümüzde çok büyütmeyelim. Hastalıkları, ölümü yaşarken ne yaptığımıza bakalım. Yaşamın hakkını veriyor muyuz? Günümüzü mutlu, keyifli geçiriyor muyuz? Önemli çevremize ne kadar katkıda orası. Bulunabildik? Bugün bu konuşmalarımızdan kaç hastamız yararlanabildi? Bu çok önemli. Faydalı olabilmek değil mi? Evet. Ben burada bu konuşmayı yapmak için bir saat civarında hastalarımı orada erteledim. Buna değdi mi değmedi mi çok bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ama dilerim hiç olmazsa birkaç kişi... Değil umuduyla yapıyoruz tabii zaten. Ki. Hiç olmazsa birkaç kişi, hani o deniz kıyısında deniz yıldızları karaya vurmuş da birisi onları denize atıyormuş. Ya demişler, bu kadar çok deniz yıldızı hangi birini kurtaracaksın? Olsun demiş, birini kurtardım ya. Şimdi bizim de benim her gelen hastalarıma sigara bırakmaları hakkında, şeker hastalıklarında özellikle düzgün beslenmeleri, tedavilerini aksatmamaları konusunda hep uyarılarımız oluyor, ricalarımız oluyor. Bunlardan mutlaka hiç uymayanları da oluyordur. Hı hı. Hatta bazen hekime kızarlar, aman yani tamam işte ne yapalım, böyle yapmıyorum, yapamıyorum, bu bana dokunuyor, yapmayacağım. Tabii ki onu ikna etmek de bizim görevimiz. Hı hı. Ama yapanlar, uyanlar içerisinde çok mutlu geri dönüşleri gördükçe tabii ki baharlar geliyor kış ortasında. Mutlu hem oluyoruz. Hem hasta mutlu oluyor aslında. Hem de siz emek verdiğiniz için. Tabii ki. Hastaya faydalı olduğunuz için. Tabii ki. Siz de bunun mutluluğunu karşılıklı beraber yaşamış oluyorsunuz. Ben 40 aslında. Yıldır, 45 yıldır hekimliği eğer bu mutlu geri dönüşler olmasa yapamazdım. Olmasa yapılmaz. Yapamazdım. Çok zor bir meslek çünkü. Hala her gün eski hastalarımdan da son zaman hastalarımdan da çok güzel geri dönüşler alabildiğim için. Evet. Onların beni beslediği için. Mutlulukla besleniyorsunuz. Bunu devam ettirebiliyorum. Yoksa bu yaşta bir kenara çekilip de artık yeter demek de mümkün. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Vallahi başka sorular ağzınıza mı? Ağzınıza sağlık hocam, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok da güzel anlattınız. Biz tabii sizin hazırladığınız sorulara zaman kalmadı. Onu bir hocam, başka programda hepsini, sorarsınız söyleriz. Hepsini zaten sorularımın, gelmeyen sorularımın cevabını zaten ben sizden aldım. Hocam tabii biz ilerleyen dönemlerde yine farklı bir konuyla sizi burada görmek isteriz. Her zaman. Yeni yayın döneminizde. Ulusal yayınlara tabii, da geçeceğimiz haberini aldık. Yeni yılda artık uydu yayını yapacağız inşallah. Sesimizi buna, daha fazla insanlara duyuracağız inşallah. Tabii ki, sizin eski, yardımıyla desteğiyle inşallah. Manisa'nın en eski yayın organistiniz. Bu bakımdan sizdeki aşamalar da bizi ancak mutlu eder. Çok belki o zaman ediyoruz. Sadece Manisa'ya değil ulaşabildiğimiz her yerdeki tabii insanlara daha da yararlı olmaya çalışırız. Inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgiler aldık yine bugün de ve tabii her zaman söylediğimiz gibi uygulamak şartıyla. Bugün de yine bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın ve sağlıklı kalın.